Şimdi 2022'nin enlerini paylaşıyor Hadise. Biz de 2022'nin enlerini paylaşacağız Hadise. Buyur. 2022'de başı dertten kurtulmayan Hadise sosyal medya hesabından geride bıraktığı yılın enlerini paylaştı. Ezeceğiz. Yo, ezeceğiz. Yo. Ünlü şarkıcı boşanma sürecinde sahnede fırlattığı yüzükle fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medyada yorumlar birbirini kovaladı. Hadise Mehmet'i unutamadı mı? Anlatmak istediğim hikayeler. Gülşen'in tutuklanmasıyla sahneye konan yüzük savaşı, Gülşen'in sahnelere geri dönmesiyle yeniden bir devreye sokuldu. Gözden düşen Hadise'ye konuşulmak mı istiyor? Ay mutsuzum, ay şöyleyim. İşte detaylar. Magazin dünyasının 2022'de en çok konuşulan isimlerinin başında Hadise geldi. Sene başında Mehmet Dinçerler'le nişanlanan şarkıcı Nisan ayında evlendi. Evliliği sadece 5 ay sürdü. Hadise, Dinçerler'in geri istediği evlenme yüzüğü ve takıları vermedi. Olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmedi. Ay mutsuzum, ay şöyleyim. Hiç o kadın olmadım. İşlerin iyi gitmediği bir dönemde Gülşen'in tutuklanması şarkıcı için fırsat oldu. Rüzgarı arkasına alan Hadise sahneden sahneye koştu. Sabrımı artık aşkından kalemi. Ayrılık Hadise'ye yaramadı. Skandalların biri bitti, bir diğeri başladı. Reza Zarrab'la mesajları ifşa olan Hadise 2022'nin en büyük hayal kırıklığı oldu. Farkındalık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Kariyeri ve imajı bir hayli sarsan Hadise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 2022'nin enlerini paylaştı. Hadise'nin kendisi için anlam ifade eden fotoğraflar arasında bir değil birden çok yüzüklü fotoğraflar yer aldı. Zannediyorlar ki hadi. Hadise'nin davalara konu olan sahnede fırlattığı yüzüğü yeniden profiline taşıması yorumları da beraberinde getirdi. Fotoğrafın altına yorum üstüne yorum yapan takipçileri aynı soruda birleşti. Hadise'yi ayrılık ateşi mi sardı? Bana kötü gelen şeylerden. Hadise hakkında yapılan yorumlar sadece eski eşiyle ilgili de değildi. Bir kısım takipçileri Hadise'nin yeniden gündeme gelmek istediğini iddia etti. Gülşen'in sahnelere dönmesiyle iyice gözden düşen şarkıcının aşk haberleriyle gündeme gelmek istediğini yazdı. Ve çok önemli bir güç. Bunu ben yapabiliyorsam ismimin gücüyle ne mutlu bana. Çünkü başka ne yapabilirim ki? Evet, Hadise bu yılın enlerini paylaştı. Aslında tabii Hadise yani başlı başına bu yılın magazinini taşıdı. En büyük skandalıydı bence. Skandal da yani. Skandalları, evlilik bitti, yüzüğü, imitasyon çıkması falan. Başlı başına magazine başlıklar çıkarttı ya. Hani bana göre yani yüzüğünden daha çok yani. Tabii zaten yaşadığı yasak aşk. Olan yasak aşkı bana göre son yani bir tane daha skandal vardı. 2017 mi 2018'de mi? İşte Gülben'in kocasınınla evliyken başka bir adamla havaalanında yakalanması en büyük skandaldı. Hangi havalimanında? Havalimanında kitap bakıyorlardı beraber. Orada yakalanmışlardı. Ondan sonra da zaten çorap söküldü. Orası şey ya, Etiler değil mi? Bilmiyorum. AVM mi? Bir yer bilmiyorum. Ben havaalanı zannediyorum. Yanlış da hatırlayabilirim. Yani o çok büyük bir skandaldı ama bence çok daha büyük bir skandal. Bak bu daha tabii. Büyük bir skandal. Çünkü çalışma arkadaşının kocasınınla böyle bir şeye girdiği için yani böyle bir ilişki yaşadığı için ama şu anda şanslı şu süreçte daha hala şanslı şöyle devam ediyor olabilir. Şöyle hiçbir taraftan daha herhangi bir konuşma ve bir kabul gelmedi. Sadece yazılanlar, mesajlar ortaya çıktı. Ama ben bekliyorum açıkçası. Yani bu sefer çünkü ne zaman böyle bir yasak aşk yaşansa Hadise'den münferit söylüyorum. Tarafların karıları kocaları hiç konuşmadığı için bunlar hep örtbas edildi bugüne kadar. Ama ben burada bu sefer böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Öyle konuşulacağını mı düşünüyorsun? Yani en sonunda... Çok zaman geçti hala konuşulmadı yani ya. Yani bunu şimdi çıkıp da konuşmak tercih edilip herkes etmeyebilir. Evet. Ama yani bu sefer de biz sanki yel değirmenine karşı savaşıyor gibi oluyoruz. Doğru. Yani evet. Yani şöyle
Bizim bir şeyle savaşacağımız bir şey yani yok. Çünkü biz önümüze gelen her türlü haberi yapmakta özgürüz. Zaten bizim olan elimizde, haberleri tabii biz elimizde olmayan bir şeyi haberini yapmadık. Aynen. Biz bu haberin tamamen arkasındayız. Bu haber doğru. Bunu doğru olmadığını biz ispatlamak istedik. Sen doğru olsaydı söyler miydin? Söylerdim. Ben söylerdim. Yani... Evet kardeşim. Olmasa mıydı? Hayır olsaydı. Yani böyle bir olay oldu. Senin kocan yaptı. Yani ben değil. Arkadaşımın kocasına ölsem bakmam da. Hayır. Hani oldu da şeytana uydum ve böyle bir halt yaptığımı düşün. Hayır sen yaptığın olarak değil yapılan kişi Ebru sensin diyelim. Evet ben söylerim. Değil mi? Ne demek? Yani, ki söylerim. Ben Ebru'ysam mı söylerim? Hadiseysem. Hayır Ebru'ysam. Herhalde söylerim. Bana ne hadisede? Hadise yapan kişi zaten. Tabii ki söylerim. Kaçak dövüşen zaten. Neden söylerim biliyor musun? Neden söylerim? Burada... Sanki... Bana onu merak ediyorum kadın olarak ne düşünürdünüz? Buna Ebru zaten mahkeme dilekçesinde söylüyor söylemiş. Mu? Ama isim... Ama ünlü ve tanıdığım bir kadın diyor. Kim ünlü bir kadındır? Yani, benim o. Diyor kocam başkalarıyla beraber oldu. Bunlardan bir tanesi de hem ünlü hem de tanıdığım bir kadın diyor. O süre zarfında adını vermiyor. Anladın mı? Şeyde geçiyor. Ama sonraki süreçte de ben zaten açıp kendilerinin avukatlarıyla konuştum diyorum. Yani bu haberleri çıkmış olmasına rağmen hürriyette... Aynen, bir sürü sosyal yine medya de sitelerinde. Ben açıp avukatlarına sordum. Bu doğru mu diye. Doğru dediler. Avukat insanı temsil eden kişi değil midir? Bunu doğru dedikten sonra artık yani illa kadın bu kadın çıkıp da hiçbir zaman konuşmadı. Biz hepimiz konuşuruz. Ama ben olsam yani ben olsam gerçekten bunu söylerdim. Evet ya. Çünkü bunların cezalandığı neden biliyor musunuz? Söylemeye ne oluyor biliyor musunuz? Cezalanma ödüllendi. Ödüllendi. Yani. Çünkü herkes diyor o zaman. Bir de biz hepimiz mahkemelik ve olduk. Ve genç kızlara da çok kötü bir örnek. Neden biliyor musunuz? Bak diyor bu kadar skandal oluyor. Evli bir adamla bilmem ne diyor. 300 binden 3 milyona çıktım diyor. Hiçbir şey olmaz diyor. Daha fazla işe giderim diyor. Bu ayıp değil artık Türkiye'de de diyor. Evet. Bak bu artık Türkiye'de ayıp değil. Ayıplanacak bir şeyken değil diyor. O yüzden ben olsam ben bunu çoktan söyle. Ben asla bu konuyu affetmem yani. Burnundan getiririm onu. Ya şu çünkü yani. Öyle bir masa ki hani ayda bir kere buluştuğum bir masa da değil. Devamlı birlikte oldun ve de 3 yıl, kaç 3 yıl belki 5 yıl, 6 yıl ve çok görünen çok güzel bir arkadaşlık. Bir de zaten artık çok belli. Ebru Gündeş'in bütün fotoğraflarını sildi. Yani onunla olan bütün fotoğraflarını sildi. Ya Ebru utandırmak için onu orada fotoğraflarını bıraktı. Ay keşke ama bir mesaj verseydi. Keşke silseydi. Hayır en azından anlaşılabilecek biraz daha, bir aksiyon. Biraz daha bak ben şöyle bir şey hissediyorum. Böyle bunlar yalan. Bunlar iftira. Hep çıkıp böyle yaparlar ya. Bunlar hepsi bize öldürmek istiyor. Ama son zamanlarda bir de ona da başladı biliyorsun. Neymiş? Bunlar iftira. Böyle bir şey yok. Hep neden? Son zamanlarda. Çünkü kimse konuşmuyor ya. Bunlar bakıyorlar. Son zamanlarda bunu yapmaya başladı. Bir tanesi de mafya aratıyor eski sevgilisini. Konuşmayacaksın bunun hakkında diyor o mafya. Ondan konuşamıyor. Ama burada böyle bir şey yok. Ben olsam Ebru Gündeş için yani Ebru Gündeş olsam bunu böyle çıkıp konuşmak, bunun hakkında konuşmak yok, değil. Yok öyle de değil. Ama işte belki bir basın açıklaması kısa. Basın açıklaması ya bile değil ya. Şöyle bakarım kameraya, geçerim gene anlatırım ben onu. Bitti. Anladın mı? Yani ya da geçerim, ne deniyorsa doğrudur derim giderim. Ha yani. Mesela. Ki, ya nasıl bir hale geldik biliyor musun? Ya herkes ödüllendiriliyor. Yapan yaptığından utanmıyor. Evet. Mağdur olan söylediğine utanıyor. Ya şaka gibi aynen reklamlar, öyle. Reklamlardan sonra iki tane gazete haberi var. Yine hadiseyle ilgili biraz da başı dertte galiba ailenin yine. Ona da vereceğiz reklamlardan sonra. O da ayrı bir şey. Evet reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadiseyle reklama gitmiştik. Dönüşte dedim ki bir elimde gazete haberi var dedim hadiseyle ilgili. Ailesiyle ilgili durum şöyle. Hadisenin ablasına icra gelmiş. borçtan icralık oldu diyor. Bir dönem ablasını haksız kazanç yapmakla suçlayan Hadise Açıkgöz'ün ablası Hülya Açıkgöz'e banka icra takibi başlattı. Ha Hülya'ya mı? Yani tabii uzun bir süre elini ayağını çekmişti. 40 bin lira tutarındaki icra takibi başlatılmış. 40 milyon liralık yalı almıştı yalı dairesi. Ama ablası almadı ki kendisi. İşte yani. Ablası arası yok ya. Ama hayır. Düşmana karşı birleşme var da. Birleşmişlerdi. 40 burada düşman derken yani hiç baktım yok gerçekten de.
Hülya Açıkgöz'e borcunu ödemesi hususunda 34 bin liralık itirazın iptali davası açılacak. Yani her halükarda bir para ödeyecek Hadise'nin ablası. Neden olabilir? Bodrum'da bunlar bir yer yaptılar. Beach. Bence onunla oradan ilgili mi bu? Neydi o biçin adı? Şampiyon muydu? Yok. Şampiyonu şeker miydi? Hayır. Ya şimdi onu söylediğin için unuttum ismini. O zaman söylerim. Bu adam bir adamla bunlar çok kötü papaz oldular. Sonra bu adamı birilerini arattırdılar. Ondan sonra adam sonra sustu. O öyle zaman. Mi? Evet ben adamı tanıştım. Öyle mi? Bana da o zaman beni birileri de söylemeyeyim şimdi de. Şunu da bunu arattırdı La Plaj mı? La Plaj mı? Evet, evet bravo. Evet. Öyle bir şeyler oldu o zaman. Ha bir de öyle şeyleri de var bunların. İşte öyle şeyler varlarken adamı aratmışlar. Adam dedi ki beni arattırdılar. Ben borçlarımdan falan da vazgeçtim dedi o zaman. Benim dediğim adam Hadise'yle de bir ilişkisi vardı ama. Ha onu bilmiyorum ya. Yani. Ay şok içinde bana bak. Böyle gerizekalı gibi çünkü oldu. Çünkü orası iflas etti. Tutmadı evet, orada bir şeyse yani, oldu. Tutmadı. Bunların da o adama borçları vardı. Adam da borçlarını istedi bunlardan. Haklı olarak adam. Bir dakika pardon. Hala bu borçlarını ödüyor ya bu kadın. Yazık. Ha belki konu kapandı şimdi bu bilmiyorum. Bu bilmiyorum ama bunların ikisinin yani ne icralık ne çünkü olabilir. Çünkü çok ufak bir rakam bu. Elini eteğini çekti yani Hadise ablasından öyle mi böylelikle? Şu anda bence tabii. Bu arada annesiyle babası ikinci kez tekrar boşandı yıllar sonra. Onu Türkiye'de galiba boşandılar. Hı-hı. Yani burada hı-hı. Legal olarak da boşanmış oldular. Mahkeme 2 yıl yargılama sonucunda kararı açıkladı. Bankayı haklı gören mahkeme 2 yıl diyor. Belki bankadan kredi çekmiş olabilir bir şey almış 27 olabilir. Lira icra müdürlüğüne yaptığı itirazın iptaline kısmen karar verdi. 20 bin lira ödeyecek. Ha. Evet, 40'tan 20'ye düştü. Kısmen iptal. Bu herhalde aldığı bir kredi olabilir bir şey olabilir mi? Ya şöyle de olabilir. Bir şey unutuyoruz da olabilir. Hani unutmuşuz. Ya hukuk davalarında bir şey arıyor, açıyorlar. Eğer şey seni suçlu bulurlarsa yani o hukuk davaları çok enteresan. Yalnız bu arada bana birçok geçen gün bir yayın yaptık. Avukatlar arıyormuş. Sizi icraya vereceğiz. 20 bin lira alacağız bilmem ne. Bunların çoğu fake'miş. Bizi de böyle arayanlar oldu. Sakın ödemeyin diyorlar. Ve kesinlikle bilerek yapın yapacağınız diyorlar. Çünkü çok dolandırıcı da varmış böyle mesela yapı. Mesela icra da birisi yapabiliyor sana pat diye. Yani elinde hiçbir şey olmadan da yapabiliyor. Doğru doğru. Çok ya şöyle eğer sana tebligat geldi ve bir hafta içerisinde itiraz etmezsen icralık oluyorsun. Evet evet. Oluyorsun. Yani, hayır senin borcun olup olmasın önemli değil. Yapıyorlar. O yüzden onu iyi takip etmek şimdi lazım. Şimdi 2000 borçluymuş. 2020'de kredi kartı borcuymuş. İşte ya kredi kartı ya şey dedim. Kredi. Ama niye ödemiyor acaba Hadise? Ya Hadise niye ödesin? Kardeşi diye ödeyebilir. Araları iyi bu şimdi. Pardon araları ya kötü. 40 milyon liradan bahsedilirken. Araları hayır, kötü. Yani barıştılar ya. Ama barışmadılar hayatım. Barışmadılar. Safları yaptı. Sıklaştırdılar ya. Ne barışmasından bahsediyorsun? Hadise niye o zaman bu kadına safımı sıkılaştırayım? Allah ya Allah. Bu kadın demedi mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bu kadın demedi mi? Hadise çıkamaz o sokağa dedi. Evet. Sokağa çıkamaz. Evet, ben konuşursam evet, bir şey dedi. Muhtemelen zaten bütün bu ilişkileri bildiği için onu bence söylüyordu. Yoksa vergi, niye çıkamaz? Vergiyle alakalı değil. Onu ama zaten sonra gibi olmadı gayet rahat çıkmaya devam ediyor. Korktuğum başına gelmedi. Yani. Neredeyse biz utanıp çıkamayacağız. Yani düşün. Yani memleket bu hale geldi. Şaka gibi yani. Hadiseyi takip etmiyor bu arada. Onu etmiyor mu? Etmiyor. O zaman o da ödemesin ya. Ben de şimdi benim de kardeşim bana böyle yaparsa bir de onun üzerine ödeyecek halim olmaz yani. Yani lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Bu kadın bence aileyle alakalı büyük problemi var. Evet. Ve bu zaten bana göre yanlıştır. Zaten anne de onu. Yani bu yüzden bak ben de bu yüzden sadece yani benim için yaptıkları yani şu olaylar affedilir gibi değil ama bu kız aileden yana şanslı değil. Öyle görüyorum. Belki daha sağlıklı bir aile içerisinde bizimle büyüseydi belki yapmış olduğu hataları da yapmayabilirdi. Bana çünkü herkes şunu yazıyor, mesaj atmışlar. Ama mesela anne de diyor ki hep senin babana, hep babana yaptım diyor. Yapsın o da babası hayır, ya. Hayır bir şey demiyor. Hayır, o bana da babası yani. Yani. Baskı. Annelerin de bunu devamlı baskı. Evet. Ama hayır yani ama bazen ben kazanıyorsam babama niye yapmayayım? Hayır. Ondan değil. Hani bana ufacık bir şeyi çok gördüm. Neden yapmadın mı sen Carto? Ama neden yaptın biliyor musun işte, bence? Kızının dediği bu. Ben neye yakaladım ama biliyor musun? Öbür kızın adı ne? Derya.
Hülya. Hülya benim diyor ilk göz ağrım mı diyor, bir şey diyor. O birilerini hadiseye karşı onlar daha kuvvetsiz veyahut da öyle diye koruyor. İşte. Ama öyle değil ama o zaman sen de anne olarak i̇şte diyeceksin ki kardeşlerime. O ünlü bir kadın. Ama hep öyle değil biraz midir? Hep güçsüzü korur ya anne. Doğal bir şey aslında ama bu ya. Ama kime göre bir haklıyı korusun anne bence. Bence de kime göre güçsüz ya. İşte o mental olarak güçlüdür. Yani. Ben fiziksel olarak güçlüdür. Evet. Aynı fikirdeyim sizle. Anne adaletli olmak zorunda. Adaletsiz yapmak istedim ama bazısı işte bak. Hin olunca hin. Hinlik başka bir şey. Aile ilişkilerinde de. Mesela iki tane kardeşsiniz. Birisi daha politiktir, birisi de değildir. Ha. Anladın mı? Öbürküsü anneciğim anneciğim der, öbürküsü diyemez. Aa, onun hiç yapabileceğini düşünmezse, öbürküsü de bır konuştuğu için aa dersin böyle mi? Ben böyle şey yapamıyorum. Burada evet. Bana göre Hadise'nin annesi o kızları ne yaparlarsa yapsın korudu Hadise'ye karşı. Ailede bir sevgi problemi var. Sevgi problemi.